yanlış hareketler bunlar ya. Böyle bir şey mi olur ya? Ayıp bir şey ya. Evet Yavuz Bey. Hazırsanız başlayalım. Neye hazırsan? Terapiye. Öfke terapisine. O dediğin şeye hazır olabilmem için öfkeli olmam gerekiyorsa çok hazırım hanımefendi. Çünkü şu anda çok öfkeliyim. Enteresan. Enteresan? Yasemin mi kafamı buluyorsunuz hanımefendi? Siz bu şehirde polislik yapmanın ne kadar zor, ne kadar deli işi bir meslek olduğunu biliyor musunuz? Oo, nereden bileceksiniz ki? Hırlısı, hırsızı, kaçakçısı, üçkağıtçısı, katili, teröristi, dolandırıcısı, soyguncusu. Yakala yakala bitmiyor. Yakala yakala bitmiyor. Bilgisayar oyunu gibi. Sürekli bir yerlerden çıkıp böyle sizi yemeye geliyorlar. Har 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 har. Ya normal adamı deli eder bu şehir. Normal adamı. Bu da enteresan. Enteresan. Şimdi siz benim karşıma geçip elinizde böyle havalı kalemler, deri kaplı not defterleri, böyle bilmiş bilmiş konuşarak benden öfkemi azaltmamı ve sakin olmamı isteyeceksiniz, öyle mi? Hanımefendi, dışarıdan gazel okuması kolay. Kolaysa siz de benimle birlikte gelin operasyonlara. Sabahtan akşama kadar uğraşın itle kopukla. O zaman görürüz. Kim sakin kalabiliyor, kim öfkeden kafayı yiyor. Ben de öyle yapmayı düşünüyorum zaten. Öyle yapmayı düşünüyorum derken? Sizinle birlikte operasyonlara gelmeyi düşünüyorum. Ha, iyi canım. Ne? Siz? Hı hı. Böyle... Aman... Endel doktor halinizle böyle... Bizimle birlikte operasyonlara geleceksiniz. He? Evet. Sen? Allah sen cezanı vermesin ya. Bizimle operasyonlara... Sen bana güleyim diye mi gönderdin? Allah Allah. Ben polis akademisinden mezun. Sizin gibi bir polisim Yavuz Bey. Akademiden sonra psikoloji master'ı yaptım. Yani sizin anlayacağınız, ben de bir polis olarak sizinle her türlü operasyona katılabilirim. Böylece sizi sahada tedavi etmem daha kolay olur. Tedavi diyor ya. Hala tedavi diyor ya. Tedaviymiş. Ya ben deli miyim? Ya benim tedaviye ihtiyacım mı var? Oradan öyle deli gibi mi duruyorum? He?
Eğer deli gibi duruyorsam gideyim Hun'u alayım gezeyim ben. Bana deli muamelesi yapmayın. Rica ediyorum. Çok enteresan. Ben sana ne yaptım? Kurban oldum. Ben sana ne yaptım? Ne yaptım ya? Ne yaptım ben sana? Şerefsiz! Yürüsene! Ulan niye duruyorsun? Allah! Ulan yürüsene! Şerefsiz! Yürüsene lan şerefsiz! Sile! Ulan delireceğim arkadaş ya! Delireceğim ya! Demek ki neymiş doktor hanım? Eğer ben öfkeli bir insan olaydım, aynı az önce size taklidini yaptığım gibi bir adam olurdum. Ama öyle miyim? Alakam yok. Engin, var mı benim öfkeyle bir alakam? Yok, alakanız yok başkomiserim. Bakın, bakın. Engin de söyledi işte, yok alakanız yok başkomiserim dedi. Sizin var ya, sizin şerefsizler. Ulan sen kullanacağın arabanın da, senin de, direksiyonunun da... Ulan yürü... Senin şanzımanının, vitesinin, direksiyonunun, farının, duracağın yolun, durmayacağın yol... Ulan yürü, yürüsene! Böyle olmamak lazım. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Öyle olmaz. Olmamalı yani. Yürüsene! Yürü lan! Ulan sen var ya, şerefsiz. Sile! Sile! Nereye gidiyoruz biz? Gizli bir operasyonla ilgili sokaktan bilgi toplayacağız doktor hanım. Ne operasyonuymuş bu? Cevabın başındaki gizli kelimesini duymadınız galiba. Gizli operasyon. Ne demek gizli? Gizli demek. Yani size operasyonun ne olduğunu söyleyemem demek. Tamam canım, öfkelenmeyin hemen. Ben öyle sadece meraktan sordum. Siz de hemen bir soruyla öfkeleniyorsunuz yani. Oğlum ne zaman çıktı? İçerideydi bu.